Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Kasem olsun ki biz Lokman'a hikmet verdik. اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ Allah'a şükretsin diye. Allah'a şükretmesi için biz Lokman'a hikmet verdik. وَمَنْ يَشْكُرْ Kim de şükrederse Allah'a فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Kendi lehine şükretmiş olur, kendi faydasına şükretmiş olur. وَمَنْ كَفَرَ Kim de inkarcılık, nankörlük yaparsa, şükretmezse فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ Muhakkak ki Allah el-ganidir, zengin olan, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Hamidun, her dilde övülendir. İnsanlar ona teşekkür edip onu övmeseler bile Allah kendi zatında övülmüş olan ve hamid olandır diyor Rabbimiz. Kasem olsun ki biz Lokman'a hikmet verdik. Bu Lokman kim kardeşlerim? Cumhur-u ulemaya göre bu Lokman aleyhisselam peygamber değildir. Bu Allah'ın razı olduğu salih kullardan bir kuldur ve Allah Azze ve Celle onun kıssasını Kur'an-ı Kerim'de bize anlatmıştır. Mesela Abdullah İbni Abbas'ın öğrencisi Mücahid'e sormuşlar. Demişler ki kimdir bu Lokman ey Mücahid? Demiş ki o Allah'ın kendisinden razı olduğu salih bir kul idi demiş. Fakat bazı ilim adamlarımız da cumhura muhalefet ederek demişlerdir ki Lokman bir peygamberdi. Lokman bir elçiydi. Niçin? Çünkü Allah diyor ki biz Lokman'a hikmeti verdik. Bu uslup Kur'an-ı Kerim'de genel itibariyle peygamberler için kullanılır. Biz Musa'ya hikmeti verdik, biz Davud'a Süleyman'a hikmeti verdik gibi. Demek ki Lokman da bir peygamberdi ki Allah Azze ve Celle onun için böyle bir uslup kullandı demişler. İster öyle olsun, ister böyle olsun çok önemli değildir. Bizim için önemli olan Allah'ın bu şahsın övdüğünden razı olup bunu Kur'an ayeti kılacak kadar bu övde değer vermesidir.